Arkadaşlar, ilacı tekrar soran var, anlatıyorum. Bir enjektör, üzerine 1, 2, 3, 4, 5 diye rakamlar var. 1 rakam 1 litreye, 2 rakam 2 litreye, 3 rakam 3 litreye, 4 rakam 4 litreye, 5 rakam 5 litre suya koyuluyor. Kuşlarınız çok kötüyse 1 litreye 1,5 yapabilirsiniz. Yani 5 litre suya 1,5 enjektör yapabilirsiniz. Olay bu. Enjektörümüze ilacımızı çekiyoruz. Bu kutunun içerisinde toplam 20 enjektör dolusu ilaç var. Yani tam 20 günlük. Ki bu 1000 kuşa tekabül eder. Suyun içerisine basıyoruz. 10 gün süreyle. 10 günden sonra 3-4 gün kuşları dinlendirip 10 gün daha devam ediyoruz. 1 litrenize 1 rakamı kadar, 2 litreye 2 rakamı kadar bunu almıyoruz. Onun dışında bir de tozumuz var. Bu tozu bir gün veriyorsunuz, bir gün vermiyorsunuz. Bir gün veriyor, bir gün vermiyorsunuz. Bu tozu da bir çay kaşığı. Bunu alıp su bardağında koyup önce karıştırıyoruz. Çünkü erimesi biraz zor. Bunu da karıştırdıktan sonra bunu da suyumuza ilave ediyoruz. Eğer 1 litre yapacaksak ucuyla az. 2 litre yapacaksak yarım kaşık kadar. 5 litre yapacaksak bir çay kaşığı dolusu. Olay bu. Çok zor şeyler değil bunlar. Bu anlattıklarım. Evet. Olay bundan ibaret. Arkadaşlar, bu videoyu da ben Facem'de paylaşacağım. Artık bundan sonra ilaç konusunda soran olduğu zaman Facem'den izlerse iyi olur. Neye iyi geliyor? Kanat düşmesi, ayak topallaması, yeşil dışkı, ishal, ince çizgili ishal, efendime söyleyeyim, durgunluk, halsizlik, yani ecoli ve salmoli hastalıklarının tamamına iyi geliyor. İlla hasta olması gerekmiyor. Bunu siz sağlam kuşlarınıza da uygulayabilirsiniz. Sağlam kuşlarınıza uyguladığınız zaman o kümese, bu vebalar, bu mikroplar da girmiyor. Tabi bu arada kümesin altını temiz tutmak lazım. Çünkü niye? Kuş hasta, yeşil dışkı yapıyor, ishallı yapıyor. Altını temizleyeceksin, bildiğimiz kireç badanayı alacaksın, tabanı tahta olsun, beton olsun, toprak olsun hiç fark etmez. Temizledikten sonra kireçi sürün, ondan sonra izgaraları koyun. Hatta o kirecin üzerine ben saman serpiyorum, ondan sonra izgaramı koyuyorum. Altında tedbiri alacağız ki üstten de hastalığın faydasını alalım arkadaşlar. Ve unutmayın, kümeslerde havalandırma olmalı. İki delikli. Kuşların genelde olmadığı noktada bir alttan bir üstten o hava sirkülasyonu olması lazım. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağ olun.